Diğer bir konumuz sıfatlarda pekiştirme. Niteleme sıfatlarına getirilen sözcük ve eklerle yapılır. Sözcük ve eklerle yapılır. Burada amaç sıfatı pekiştirmektir, daha anlamlı kılmaktır. Sözcük ve eklerle yapılır dedik. Birinci olarak M, P, R, S harfleriyle. Örnek verelim. Yemyeşil bahçe. Dikkat ederseniz buradaki M harfi sıfatımızı pekiştirmiştir. Diğer bir örnek. Sapasağlam ayakkabı. Yine buradaki A sesimiz pekiştirmiştir. Paramparça dünya. Dünya dediğimizde de buradaki M sesimiz sıfatımızı pekiştirmiştir. İkinci bir oluşum yolu ikileme. İkileme yoluyla. Örnek verelim. Demet demet çiçek. Dikkat ederseniz burada bir ikileme var. Diğer bir örneğimiz. Abuk sabuk sözler. Gene burada bir ikilememiz var. Diğer bir oluşum yolumuz mi soru edatıyla. Güzel mi güzel kız? Tatlı mı tatlı? Bir meyve gibi. Evet arkadaşlar, pekiştirme yollarımızı da öğrenmiş bulunuyoruz. Sıfatlarımızın son konusu sıfatlarda küçültme. Şimdi tanımımıza yazalım. Sıfatlar C, MC, İmtrak gibi eklerle anlam yönünden küçültülebilir. Bu ekler sıfatların küçülme anlamı katar. Küçülme anlamı katar. Örnek verelim.
Güzel C ev. Buradaki C ekimiz sıfatımızı küçültmüştür. Anlamına bir küçültme katmıştır. Diğer bir örneğimiz serince hava dediğimizde gene buradaki C ekimiz bizim sıfatımıza küçültme anlamı katmıştır. Evet arkadaşlar, sıfatlar konumuzu da böylece bitirmiş olduk. Şimdi diğer bir konumuz olan zamirlere geçelim. Diğer bir adıyla adımlar. Tanımımızı yapalım. Cümlede adların yerini tutan sözcüklere ve eklere zamir, yani adı denir. Zamirler kendi aralarında şöyle gruplanır. Birincisi kişi zamirleri. Kişi adları yerine geçen zamirlerdir. Bunlar ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben birinci tekil şahıs, sen ikinci tekil şahıs, o üçüncü tekil şahıs. Biz birinci çoğul şahıs, siz ikinci çoğul şahıs, onlar üçüncü çoğul şahıs. Şimdi burada bir takım uyarılarımız var. Not diyelim ya da not bir diyelim. Birinci ve ikinci, birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri adın E durumuna girince kökünde ses değişimi olur. Kökünde ses değişimi olur. Örnek verelim. İsmin E durumuna geçtiğinde bene şeklinde okunmaz ama bana şekline dönüşür. Buradaki E sesi A sesine dönüşmektedir. Diğeri de sene şeklinde değil, sana şeklindedir. Gördüğünüz gibi buradaki A, E'ler A'ya dönüşmektedir. Diğer bir notumuz. Birinci tekil kişi, birinci tekil kişi zamiri ben yerine
Alçak gönüllülük. Ya da böbürlenme, amacıyla birinci çoğul kişi, birinci çoğul kişi zamiri biz kullanılır. Birinci çekil kişi zamiri ben yerine alçak gönüllülük ya da böbürlenme amacıyla birinci çoğul kişi zamiri biz kullanılır. Örnek verelim. Bize kimse bir şey diyemez. Bize kimse bir şey diyemez. Diğer bir örneğimiz. Biz böyle laflara, biz böyle laflara kulak asmayız. Aslında burada ifade edilen biz, bendir ama alçak gönüllülük ya da böbürlenme anlamı kattığı için bizi kullanıyoruz. Evet, diğer bir notumuz. Üçüncü kişi zamiri. Üçüncü kişi zamiri. O. Onlar. İnsan dışındaki insan. İnsan dışındaki başka varlıkların, başka varlıkların yerine kullanılırsa, yerine kullanılırsa işaret zamiri olur. İşaret zamiri olur. Örnek verelim. Onlar hemen çöpe atılsın. Onlar hemen çöpe atılsın dediğimizde buradaki kişi zamiri işaret zamirine dönüşmüştür. Diğer bir örneğimiz ise o hemen sahibine verilsin. Buradaki o da gene üçüncü tekil şahıs olduğu halde burada işaret zamirine dönüşmüştür. Kişi zamirlerimiz özellikleriyle bu şekildedir. Diğer bir zamir çeşidimiz İşaret zamirleri. Adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklere İşaret zamiri denir. İşaret zamiri denir. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar. Evet, şimdi örneğimize geçersek. Bu kalem benimki.
Dikkat ederseniz buradaki bu işaret zamiridir. Öteki evi beğenmemişler. Buradaki ötekimiz işaret zamiridir. Diğer kullanılan işaret zamirlerimiz ise, onu da not şeklinde yazarsak, bura, şura, ora, bir iki ve benzeri. Evet arkadaşlar, işaret zamirleriyle ilgili özelliklerimize gelecek olursak, birinci özelliğimiz o ve onlar hem işaret hem de kişi zamirleridir. Kişi zamirleridir. Bunlar cümlenin içinde anlam kazanıyorlar. Örnek verelim. Onlar tiyatroya gitti. Onlar tiyatroya gitti. O bizimle geliyor. Geliyor. Buradakiler kişi zamirleridir. O en sevdiğim şarkıdır. Burada kişi zamiri olması mümkün değil. Onun için işaret zamiridir. Evet, diğer bir özelliğimiz. İşaret zamirlerini işaret sıfatlarıyla karıştırmamalıyız. Örnek verelim. Bu kitabı okudum derken bu sözcüğü bir ismin önüne geldiği için, kitap sözcüğünün önüne geldiği için bu bir addır. Burada sıfat ad olduğu için kitap sözcüğü. Bunu okumadım. Okumadım dediğimizde ise kitabın yerine geçtiği, yani adın yerine geçtiği için zamirdir. Diğer bir özelliğimiz böyle, şöyle, öyle sözcükleri hem sıfat, hem zarf, hem de zamir gibi kullanılır. Buna örnek verelim. Böyle bir maç izlememiştim. Böyle bir maç izlememiştim. Dikkat ederseniz adın önüne geldiği için böyle kelimesi sıfattır. Benimle böyle konuşma. Benimle böyle konuşma derken burada eylemi nitelediği için böyle kelimesi zarftır. Böylesini ben de görmedim derken burada adın yerini tuttuğu için zamirdir. Evet arkadaşlar, işaret zamirlerimiz de bu şekilde. Diğer bir zamir çeşidimiz
belgesiz de neler? Adların yerine geçen, adların yerine geçen, geçen, ancak hangi adı, hangi adı, hangi adın yerine geçtiği, yerine geçtiği, açıkça belli olmayan, açıkça belli olmayan zamirlerdir. Tanımı tekrar okuyalım. Adların yerine geçen, ancak hangi adın yerine geçtiği açıkça belli olmayan zamirlerdir. Bunlara örnek verelim. Bazısı, bazıları, birçoğu, birçoğu, hepsi, birisi, başkası ve benzeri sözcükler belgesiz zamirlerdir. Bunları isterseniz cümleler içerisinde kullanalım. Olayı bazıları görmemiş. Görmemiş gibi. Soru zamirlerimize geçmeden önce belgesiz zamirimizle ilgili bir uyarımız var. Şimdi bunu görelim. Bu, şu, o. Sözcükleri. İkileme biçimde, ikileme biçiminde varlıkların yerini tutarsa, varlıkların yerini tutarsa belgesiz zamir olur. Belgesiz zamir olur. Örnek verelim. Ben ona buna, ona buna inanmam. Şimdi dikkat ederseniz buradaki o ve bu sözcükleri ikileme biçiminde kullanıldığı için buranın tamamı belgesiz zamirdir. Başka bir örnek verelim. Sakın şuna buna inanma. Şuna buna inanma. Yine burada da şu ve bu sözcükleri ikileme biçiminde olduğu için burası belgesiz zamir. Evet, diğer bir zamir çeşidimiz ise soru zamirleri. Soru yoluyla, soru yoluyla varlıkların, varlıkların adlarının yerlerini tutan, adlarının yerlerini tutan sözcüklerdir. Bunlar ne, kaç, kaçıncı,
Kaçıncı? Hangisi? Kim? Ve benzeri sözcükler olarak karşımıza çıkar. Örnek verelim. Hangisini seçeceksin? Soru olduğu için sonuna soru işaretini koymak zorundayız. Hangisini sözcüğü burada soru zamiridir. Soru zamiri. Diğer bir örneğimiz. Bana ne aldın? Buradaki ne sözcüğümüz? Soru zamiridir. Soru zamirleriyle de ilgili bir takım özelliklerimiz vardır. Şimdi bunları görelim. Birinci özelliğimiz, her soru sözcüğü zamir değildir. Kullanımına göre bunlar soru sıfatı soru zarfı da olabilir. Örnek verelim. Buraya nasıl geldiniz? Buraya nasıl geldiniz dediğimizde eylemin tarzıyla ilgili olduğu için zarftır. Dikkat ederseniz gelmek bir eylemdir. Nasıl geldiniz dediğimizde de buradaki nasıl soru zamiri değil, eylemin tarzıyla ilgili olduğu için zarftır. Diğer bir örneğimiz. Siz kimi arıyorsunuz? Dediğimizde adın yerini tuttuğu için zamirdir. Yani soru zamiridir. Siz kimi arıyorsunuz? Kimi sözcüğü burada soru zamiridir. Evet, diğer bir özelliğimiz. Soru zamirlerinin cevabı adlaşmış sıfat ya da zamir olur. Soru zamirlerinin cevabı adlaşmış sıfat ya da zamir olur. Buna bir örnek verelim. Kim geldi? Babam dediğimizde burada cevap addır. Kimi arıyorsun dediğimizde sizi
cevabı gelirse bu zamir olur. Hangisini beğendin dediğimizde hangisini beğendin dediğimizde sarıyı dersek bu da sıfat olur. Evet, diğer bir özelliğimiz ne sözcüğü ne sözcüğü neden niçin anlamına gelirse soru belirteci yani soru zarfı adın yerini tutarsa soru zamiri bir adı belirtirse soru sıfatı olur. Buna örnek verelim şimdi. Sen burada ne geziyorsun? Sen burada ne geziyorsun? Dediğimizde buradaki gezme eylemini belirttiği için ne sözcüğü? Zar. Şimdi ne okuyorsun? Dediğimizde zamir. Siz ne iş yaparsınız? Dediğimizde buradaki neye de sıfat olur. Evet arkadaşlar. Son zamirlerimizi de burada bitirdik. Diğer bir zamir çeşidimiz ilgi zamiri. Evet, tanımımıza bakalım. Adların yerini tutan ki ekine ilgi zamiri denir. Adların yerini tutan ki ekine ilgi zamiri denir. Bu ek hem adın yerini tutar hem de yerini tuttu adın kiminle neyle ilgili olduğunu belirtir. Evet. Tekrar edecek olursak adların yerini tutan ki ekine ilgi zamiri denir. Bu ek hem adın yerini tutar hem de yerini tuttuğu adın kiminle neyle ilgili olduğunu belirtir. Örnek verelim.
Seninki... Seninki... Bugün... Bize gelmedi. Buradaki ki ilgi zamiridir. Yalnız burada bir uyarı yapmak istiyorum. Uyarı diyelim. İlgi zamiri olan ki, ilgi zamiri olan ki sözcüğe bitişik yazılır. Sözcüğe bitişik yazılır. Örneğimizde gördüğünüz gibi buradaki ilgi zamiri olan ki senin sözcüğüne bitişik yazılmıştır. Hiçbir zaman ayrı yazılamaz. Ayrı yazılırsa bu ki ilgi zamiri değil, bağlaç olan ki'dir. Evet. Diğer bir örneğimiz bununla ilgili. Evin anahtarı bende. Arabanınki yok. Arabanınki evet. Buradaki örneğimizde de arabanınki derken buradaki ki ekimiz ilgi zamiridir ve sözcüğe bitişik yazılır. Bu ayrıntıya çok dikkat edelim. Örneklerimizin ardından şimdi ilgi zamiriyle ilgili iki tane özelliğimiz var. Bunlara değinelim. Birinci özelliğimiz bu ek sıfat türeten ki ekiyle karıştırılmamalıdır. Örnek verelim. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Buradaki ki isme geldiği için ismin yerini tutmuyor. İsme geldiği için nedir? Sıfattır. Evet. Diğer bir özelliğimiz ki eki tırnak içerisine alırsam daha iyi anlarsınız. Kimi zaman adlarına doğrudan gelerek sözcüğü sıfat yapar. Şimdi buna da örnek verelim. Akşamki olayı unutur musun? Dediğimizde buradaki ki ekimiz sıfat yapmıştır. Evet, diğer bir zamir çeşidimiz iyilik zamirleri. İyilik zamirleri. At soylu sözcüklere sahiplik anlamı katan onun kiminle
Neyle? İlgili olduğunu belirten eklerdir. Evet, şimdi tekrar edersek, at soylu sözcüklere sahiplik anlamı katan, onun kiminle, neyle ilgili olduğunu belirten eklerdir. Şimdi bu eklerimizi yazalım. Evimiz, eviniz, evleri. Buradaki imiz, iniz ve leri bizim iyelik zamiri eklerimizdir. Evim, evin, evi dediğimizde im, in ve i de gene iyelik zamirlerimizdir. Dikkat ederseniz benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri şeklinde görülmektedir. Evet arkadaşlar, zamir çeşitlerimizi de burada bitiriyoruz. Merhaba arkadaşlar, zamirler konumuzun son bölümü olan yapılarına göre zamirleri işleyeceğiz. Ben sizin için tahtaya daha önceden yapılarına göre zamirleri yazdım. Şimdi beraber bakalım. Yapılarına göre zamirler. Zamirler yapılarına, yani biçimlerine göre dörde ayrılır. Birinci zamirler basit zamirler. Yapım eki almamış zamirlerdir. Ben, sen, o, biz, siz, bu, şu gibi. Birleşik zamirler. Birden çok sözcüğün birleşmesiyle oluşan zamirlerdir. Birçoğu, birkaçı, bir takım, hiçbiri gibi. Üçüncü zamir çeşidimiz öbekleşmiş zamirler. Çoğunlukla ikileme yoluyla belgisiz anlamlı oluşmuş belgisiz anlamlı zamirlerdir. Öteki, beriki, şusu busu, herhangi biri, şundan bundan, falan filan gibi. Dördüncü zamirimiz ek biçimindeki zamirler. Bunları daha önce de görmüştük hatırlarsanız. İlgi ve iyilik zamirleridir. Bunları örnek verecek olursak MN şeklinde verebiliriz. Bunlar zamirlerin sonuna eklenerek ek biçiminde zamir oluştururlar. Evet, şimdi diğer bir konumuz zarflar. Zarfların öncelikle tanımını yapalım. Diğer bir adı belirteç. Tanımımıza gelince, eylemlerin eylemsilerin sıfatların ve görevce kendine benzeyen sözcükleri anlamlarını durum, zaman, yer yön, nicelik ve soru kavramlarıyla etkileyen, pekiştiren ya da sınırlayan
sözcüklerdir. Evet, tanımımıza tekrar edersek, eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamlarını durum, zaman, yer, yön, nicelik ve soru kavramlarıyla etkileyen, pekiştiren ya da sınırlayan sözcüklerdir. Zarflar sıfatlara benzerler ancak öne geldiği sözcüğün türüne göre farklılık gösterirler. Bunu da kısaca yazalım. Belirteçler sıfatlara çok benzer. Çok benzer. Görevleri önüne geldiği sözcüğe bağlıdır. Bağlıdır. Sıfat gibi ad durum ekleri iyilik ekleri ve çoğul eki almaz. Burası çok önemli. Sıfat gibi ad durum ekleri, iyilik ekleri ve çoğul eki almaz. Evet. Bu ekleri alırsa ad olur. Evet. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ad durum ekleri, iyilik ekleri ve çoğul ekleri alırlarsa ad olurlar. Evet arkadaşlar. Şimdi zarflarla ilgili örnekler verelim. Zarflarla ilgili bir iki örnek verelim. Örnek. İyi düşün. Çabuk karar ver. Buradaki iyi sözcüğümüz ve çabuk sözcüğümüz zarftır. Dikkat ederseniz burada iyi sözcüğü bir eylemin önüne gelmiştir. Çabuk sözcüğü de gene bir eylemin önüne gelmiştir. Diğer bir örneğimiz dün Ankara'ya gitti. Bugün İstanbul'a gelecek. Yarın da İzmir'de olacak. Şimdi buradaki zarflarımıza bakarsak dün, bugün, yarın. Bunlar zarf çeşitlerine göre zaman zarflarıdır. Ben şimdi genel olarak size vermek istedim. Evet, şimdi zarf çeşitlerimize geçelim. Evet, birinci zarf çeşidimiz zaman zarfları. Tanımımızı yapalım. Eylemlerin ve eylemsilerin yapılış zamanları zamanlarını belirten sözcüklerdir.
Burada bir zaman kavramımız söz konusu. Eylemlerin ve eylemsilerin yapılış zamanlarını belirten sözcüklerdir. Yükleme sorulan cümlelerde yükleme sorulan ne zaman? Ne zaman? Sorusuna yanıt verir. Yüklem konusunu cümlenin ögeleri kısmında işleyeceğiz. Ancak burada bilmenizi istedim. Yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verir. Cümlenin ögelerinde biz de buna zarf cümleci diyoruz aynı zamanda. Evet, şimdi örnek verecek olursak. Dün, geçen gün, bu sabah gibi sözcükler, zamanla ilgili kullandığımız sözcükler, zaman zarflarıdır. Zaman belirteçleri, burada bir uyarı yapmak istiyorum. Uyarı diyelim. Zaman belirteçleri eylemin geçmişte yapıldığını, geçmişte yapıldığını veya gelecekte yapılacağını ya da şimdi yapılmakta olduğunu ya da şimdi yapılmakta olduğunu olduğunu belirtir. Evet. Şimdi buna örnek verecek olursak, yarın gelecek. Eylemin gelecekte yapılacağını anlatıyor. Bugün gitti. Şimdi gelir. Dediğimizde eylemin geçmişte yapıldığını veya gelecekte yapılacağını veya şimdi yapıldığını anlatmaktadır. Evet, zaman zarflarıyla ilgili bir takım özelliklerimiz var. Bunlara geçelim. Özellikler dersek. Birinci özelliğimiz. Zaman bildiren sözcükler yüklemi etkiliyorsa, yüklemi etkiliyorsa ad olurlar. Birinci özelliğimizde zaman bildiren sözcükler yüklemi etkiliyorsa ad olur demiştik. Örneğimize bakacak olursak, bu yaz tatile gideceğim dediğimizde buradaki bu yaz sözcüğü zaman belirtecidir. Ama aşağıda yazılan örneğimizde ise yaz yine geldi dediğinde burada yaz sözcüğü ad olmuştur. Evet, ikinci özelliğimiz yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt veren edat öbekleri zaman belirteci olur dedik. Örneğimize bakacak olursak, öğleye doğru geldiler dendiğinde ne zaman geldiler sorusuna öğleye doğru cevabı verilmekte. Dikkat ederseniz buradaki e doğru bize edat öbeğini vermektedir ve burada edat öbeği zaman belirteci olmuştur.